Ankara'da bugün tam 9 kuşulu bir program var arkadaşlar. 2 tane de altılı gayan var. Evet, ondan hemen tabii Kocaeli ile ilgili de burada tutturduğumuz kuponu yayınlayalım. Tekimiz de geldi. Biraz daha fazla bekliyorduk açıkçası. Çok daha fazla olabilirdi. Ama böyle oldu. Evet arkadaşlar, işimizi yapıyoruz, görevimizi yapıyoruz. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Delikanlı gibi koşullarda olduğu zaman da hem teklerimiz oturuyor hem de seçtiğimiz atlar geliyor. İnşallah daha büyük altılara diye nasip olsun diyelim. Birçok arkadaşımız tabii ki daha ufaltmışlar kuponu kendilerine göre. Kazanmış, memnun olduk. Güle güle harcasınlar paralarını diyoruz ve hemen Ankara ile ilgili bugünkü yayınımıza başlıyoruz. Saat 14'te birinci koşuyla birinci altılı gayan başlıyor. Şartlı 4 bir koşu bu, dişi safkanlar, 2 yaşlı İngiliz safkanları bir arada. Tabii ki daha evvelden görmüş olduğumuz safkanlar var. Yani görmüş olduğumuz derken takip ettiğimiz safkanlar diyelim. 2 tane safkanla buraya geçeceğiz. 3 numaralı Best of Fatoş, Mert Gökalp Aslan. Yalnız Mert Gökalp Aslan cezalı diye bir duyum var. Bilemiyorum, o binecek mi? Biz yine de bu safkanı yazacağız, kim binerse binsin. Best of Fatoş'un günü bugün. Ve arkasından da 5 numaralı Grey Runner, Ahmet Çelik'le arkadaşlar burası için yeterli diyoruz. 3 ve 5 şeklinde burayı 2 tane safkanla geçiyoruz. Evet, ikinci kuşu da altılı gayen ikinci aya, şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Evet, burada 8 tane safkan var arkadaşlar ve 3 tane safkana yer verdik. İlk atımız 2 numaralı Atıcı Bey, Halis Karataş'la. Son kursunu kazanmış olmasına rağmen uygun grupta tekrar bu safkanın geliri var. 3 numaralı Şahin Han, Özcan Yıldırımlı ikinci atımız. Ve 7 numaralı Olinda diyoruz, Mücahit Bayır'la. Evet, burada tabii sürpriz, çok daha sürprizler gelebilir. My Troubled 6 numara ve Wind Plus 5 numara da sürprize meyilli gözüküyor. Yani 2, 3, 7 diyoruz ve tabii ki yeri olanlar veya imkanı olanlar bu ayak gerçekten önemli. 5'i ve 6'yı da ilave edebilirler diyoruz. Hatta çim performansını görmediğiniz zaman kum performansı gayet iyi olan burada bir Alaçatı ağası var. Onun dahi burada bir sürpriz yapma şansı var arkadaşlar. Evet, bu ayağın karışık olduğunu belirtelim. Üçüncü koşudayız. O ayağı biz 2-3-7 geçtik. Yani ikinci koşu 2-3 ve 7 geçiyoruz. Arkadaşlar, üçüncü koşu şartlı 4 koşu. 3 yaşlı Araplar, 1300 metre kum. 6 tane burada safkan var. Bir tane safkan var ki o da 4 numaralı baş kasap, bizim bankomuz. Buradaki çim performansı dahi kuma döndüğü takdirde buradaki kumdakileri kumda oynatır. Kesinlikle bizim bankomuz 4 numaralı baş kasap. Burada Gökhan Kocakaya'yla tek arkadaşlar. Evet, ikinci altılı gayan başlıyor. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Burada 12 tane safkan start oluyor. Dördüncü koşuda. Günün hemen hemen en zor koşularından bir tanesi. Dördüncü ve beşinci koşular arkadaşlar. Zaten hem birinci altılı hem de ikinci altılı parayı yapacak olan ayaklar bunlar diye düşünüyoruz. 4 numaralı King Chinar yukatımız burada, Saadettin Boyraz'la. Evet. 11 numaralı Saadet Sultan, Gökhan Kocakaya'yla ikinci atımız. 6 numaralı Lion Child, Mehmet Keskin'le. 5 numaralı Kral Akın, Özcan Yıldırım'la. 1 numaralı Aleko Boy, Emre Akkılıç'la. 12 numaralı Steel Winner, Mehmet Saad Çelik'le. Ve 2 numaralı Endless Seas, Fatih Rüstem Bebek'le, Ekürü grubu yani Justice Knight'la, Ayhan Kurşun'la. Evet arkadaşlar, burayı Ayhan Kurşun'un da Kocaeli performansı çok iyiydi gerçekten. Bize altılıyı kazandıran kişiydi açıkçası. Evet, 4, 11, 6, 5, 1, 12 ve 2 diyoruz buraya. Var, sizin atınızda yazabilirsiniz arkadaşlar. Burada gerçekten sürpriz
olma ihtimali çok yüksek. Evet. Beşinci kuşudayız. Saat 16'da. Burada 16 bir mücadele var. 3 ve yukarı İngilizler 1900 metre çim pistte çıkacaklar. Toplam 13 tane safkan var arkadaşlar. Burada yine günün en zor ayaklarından bir tanesi. Dediğim gibi burada altılı ganyanları yüksek ikramiye taşıyacak olan ayaklar bunlar. Tam 6 tane atla geçiyoruz buraya. 5 numara Kraliçe Elmas ilk atımız Gökhan Kocakaya ile. Gökhan Kocakaya'nın performansı tartışılmaz. Ahmet Çelik'in performansı tartışılmaz arkadaşlar. Gerçekten hani iyi atlara biniyorlar ama yani orta kalem veya ne bileyim bir şekilde çalışıldıkları çalışıldığından da emin oldukları safkanları bindiklerini de getiriyorlar. Bu da büyük bir meziyet ve profesyonellik içerir. Demek ki işi biliyorlar arkadaşlar. 5 numaralı Kraliçe Elmas Gökhan Kocakaya ile dedik. 4 numaralı Aybüke Müslüm Çelik'le bunlar kankiler. 8 numaralı Sour Times Mert Ali Solmaz'la. 9 numaralı Orhun Neyiz Harun Kılıç Arslan'la. 13 numaralı Win and Dance Mücahit Bayır'la. Ve 1 numaralı Sönmez Bey Mert Gökalp Aslan'la. Arkadaşlar burası için yeterli. Lorenzo'nun bir daha üçüncü kez geleceğini düşünmüyoruz arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada 5, 4, 8, 9, 13 ve 1 olarak burası için bizim için yeterli diyoruz buraya. Evet son koşudayız yani birinci altının son koşusu. İkinci altının üçüncü ayağı olmuş oluyor. Karayel koşusu burada ciddi bir ikramiyesi olan karayel koşusu mevcut. Grup 1 koşusu bu. 2 yaşlı İngilizler bir de. 1300 metreye toplanmışlar. Evet şimdi burada tabii tam 11 tane safkan var. Ve biz 4 tane safkana yer verdik. Öncelikle ekürler diyoruz. Final Dance, Alice Karataş ve Asian Final, Ayhan Kurşun, Lovely Bonita, Akın Sözen bu 3 tane 3 silahşörler burada kimlere karşı bakalım kimlere karşıymış. 6 numaralı Shredder. Evet. Shredder arkadaşlar Özcan Yıldırım'la. 9 numaralı Forlorn Ahmet Çelik. Arkadaşlar çok iyi bir safkan bu. Ahmet Çelik burada bayağı bir köpecek yani. Elinden geleni ardına koymayacak. Bundan emin olun. Son yapmış olduğu ikinci. Üçüncülük yok. Safkan'da üçüncülük yok. Ama tek atılır mı? Hayır, tek atılmaz. Ciddi güzel bir yarış hızlayacağız yani. Ve 11 numaralı Roberta Mia Gökhan Kocakaya'yla. Bu da sürpriz için hazırlık yapıyor. Burayı 4, 6, 9 ve 11 olarak geçtik mi? Adeta kapatmış gibi oluruz. Saadettin Boyraz Gökdeniz'imle bir şey yapmaya çalışacak tabii. Yani elinden geleni ardına koymamaya çalışacak. Ama bu grubun içerisinde kaybolacağını düşünüyoruz. Dileyenler onu da düşünebilirler tabii. 5 numaralı Gökdeniz'im de kötü bir at değil. Zaten buradaki hiçbir at kötü değil. Sizler ona göre karar verirsiniz arkadaşlar. 4, 6, 9, 11 bizim şablonumuzda. Evet 7. kuşudayız. 1. altılı bitti. İnşallah birçok kişi kazanacaktır diye düşünüyoruz. Pozitif bir şekilde. Şimdi Anadolu At Irklarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği koşusu. Bu kısa vade 6. 4 ve yukarı Araplar 1600 metre çim pistte çıkacaklar. Şimdi daha evvelden 10 Ekim'de yapılmış bu koşu. Ve bu koşuyu Erkmen kazanmış. Yani 7 numara kazanmış bunu. Şimdi arkadaşlar biz yine yazacağız bunu. Yani hiç belli olmaz. Böyle alışkanlık yapıyor bazı atlar. Ekim'den evvel almışlar ama bu koşuyu. Geçen sene bu koşuyu kazanmış. Saadettin Boyraz da kazanmış açıkçası. Şimdi burada ikinci atımız 3 numaralı Çakmak Şah diyoruz Özcan Yıldırım'la. Arkadaşlar çok iyi durumda. Ve 4 numaralı Gizmo diyoruz Akın Sözen'le. Evet burada varsa sizin atınız ilave edebilirsiniz tabii. 7, 3 ve 4 şeklinde burayı 3 tane safkanla geçiyoruz. Burada tabii Aşkabat olsun, işte Yeltay olsun. Bunlar da devreye girmeye çalışacaklardır. Ama dediğim gibi Erkmen, 3 numara Çakmakşah özellikle ve 4 numara Gizmo olan çok iyi bir koşu bekliyoruz. 8. koşu, Karadeniz koşusu. Bu da grup bir koşu arkadaşlar. 480-480 gelin bize. Evet, dişiler, 3 ve yukarı İngilizler. 1600 metre çim pistte çıkacaklar. Şimdi arkadaşlar biz burada
Tabii karar sizin. Bir tane safkandan bahsedeceğiz ve onu da günün bankosu olarak önereceğiz. O da Ahmet Çelik'in bindiği PürDikkat bizim bankomuz arkadaşlar. Çünkü yani şöyle söyleyeyim, şimdi illüzyon var burada gördüğünüz gibi. Birçok kişi belki bize diyecek ki ya neden, nasıl olur bu? Yani Ahmet Çelik biniyor diye mi veriyorsun falan filan. Arkadaşlar bakın, safkan, biz çok iyi irdeledik bu koşuyu. Safkan şu ana kadar adam gibi zaten bir binici görmemiş. Binici görmemiş. Safkan kendini tam ifade etmiş mi? 3 tane binicilik yapmış ama burada grup 1 koşusu koşacak şu anda. Yani baktığımız zaman şimdi size bir şey göstermeye çalışacağım. Evet, burada bakın arkadaşlar zaten toplamda 8 defa koşmuş ve kimler? İşte Ayhan Kurşun, Müslüm Çelik, bir Ahmet Çelik burada bir handikap 15'te kazanmış. Bir de burada en son grup 3 koşusunda kazanmış. Gökhan Kocakaya ile grup 1'e katılmışlar. Zaten bunlar kanki arkadaşlar, onu söyleyeyim size. Şimdi Gökhan Kocakaya illüzyona biniyor. İllüzyon yeteri kadar kazandı zaten. Ama pür dikkatın artık burada devreye girmesi lazım ve kazanması lazım. Buna da riske atmıyorlar. Bu grup Çelik, Kaya grubu. Tamam. Bunlar bu şekilde pür dikkati hazırladılar ve bugün bu pür dikkati kazanmak için her şeyi yapacaklar. Bizim bankomuz 8 numara pür dikkat. Hani soran arkadaşlara neden böyle siz pür dikkati veriyorsunuz derseniz bizim görüşümüz bu stratejide hem Ganyan'dan kazanırlar herhalde tahminim. Çünkü orada illüzyon var, o var, bu var. Evet. Pür dikkat. 800 numara bankomuz, bakalım ne olacak arkadaşlar. 9. koşudayız. Maiden 3 yaşlı İngilizler 1600 metre çim piste çıkacaklar. Evet, hayatta risklerle dolu arkadaşlar. Dediğim gibi risk olmadan kazanç olmuyor. İki tane safkan burada, çok güveniyoruz. Tamamlamak isteyenler üstünü tamamlayabilirler tabii. 13 numaralı Minsk, Hışman Çizik'le ilk atımız. Ve 6 numaralı Sinesips'e, Harun Kılıç Aslan'la ikinci atımız. Yani şimdi burada 13 ve 6'nın yanına at yazmak isteyenler, istediği atı, bu iki at dışında istediği atı yazabilirsiniz arkadaşlar. Alator var, Westside Glory var, Noble Fest var. Çimde hiç koşmamış ama kumda ikinci olan Nuno Sturgeon var. Lokakius var burada, Emrah Sincan'la. Yani Banu 5 var, ilk kez koşacak olan. Rulet gibi yani, sizin anlayacağınız burası. Ama biz iki tane safkanı verelim size. 13 ve 6 normalde ikili daha yapabilirler burada. Dikkat diyoruz. Evet, burada Ankara ile ilgili görüşlerimizi noktalıyoruz arkadaşlar. maxsporttahmin.com'dan da zaten takip ediyorsunuz bütün bu şablonlarımızı. Yabancı ve yurt dışı yarışları ve Türk yarışları ile ilgili. Evet, Ankara yarışları için de söyleyeceklerimiz burada sona eriyor. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Her şey gönlünüze göre olsun. Hoşçakalın.